selamlar. DM'nin arayla hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün Mechanica Smoke'un STMA modelini inceliyoruz. Arkadaşlar parçaları söktük. Fazla bir parçası yok gördüğünüz şekilde. Şöyle ben camdan başlayayım. Bu duvarından çöktüm. Union Hoka camı. Hani güzel bir cam olduğundan dolayı hoşuma gitti. Kardeşim. Kendi camı da içeride mevcut. Yanında alınan. Üçgen bir cam. Şöyle ben bunu yana koyayım. İstediğiniz şekilde destirebilirsiniz camı. Ona ben bir şey demek istemiyorum. Evet. Yavaştan göbeğimize geçelim. Göbeğimiz bu şekilde. Mechanica Smoke üstünde yazıyor. Evet. Yani güzel bir detay yapmışlar. 3 tane delik var. Contası burada. Altında da 3 tane gene delik var. Vücut. Bunu yan tarafa koyayım. Gördüğünüz şekilde bu üstler borumuz arkadaşlar. Şu tarafın sargı sayısı aşağıya göre daha fazla. Bu tarafı tepsi geliyor. Bu tarafta göbek kısmına giriyor. Şöyle göstereyim. Yerine takayım. Takamayayım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ilk önce bunu takmamız lazım. Niye? Çünkü bu hava şeyin hortumunun girdiği yer. Yamuk olduğundan dolayı bunu eğer ilk önce bunu takarsak bunu takamayız. İlk önce şöyle ben bunu yerine bir takayım. Takım 304 çelik malzemeden üretilmiştir. Onu da söyleyelim. Şöyle döndürerek takıyoruz. Böyle dönünce zaten cuk diye oturuyor arkadaşlar. Şu an bu hazır. Yavaştan ben üstler borumu takayım. Yani malzemesi bence güzel. Böyle çizilecek gibi malzemesi yok. Sen ne düşünüyorsun kanka? Yani kaliteli bir malzeme zaten. 304 çelikten yapılmış. Yani öyle çok dandik bir incelik de yok yani. Güzel. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da tepsinin aparatı. Tepsiyi takmak için. Şöyle bunu da üst tarafımıza takıyoruz. Yani malzemesi güzel harbiden. Şöyle yavaştan istersen tahliye kısmına geçelim. Arkadaşlar 4 tane deliği mevcut. Hatta 4 değil 8 tane. Şöyle 2, 4, 6, 8 tane göstereyim. Evet. Şu üst tarafa çıkıyor. Hani buradan isterseniz bileği üstten direkt atabilirsiniz. Şimdi göstereceğim ben zaten. Şimdi bunun tahliyesine ben değineceğim zaten. Başarılı bir tahliyesi var abi. Ben bu kadar ummuyordum yani. Şöyle bunu takıyoruz yerine. Sonra şuradan içinden bir adet şöyle şeffaf bileğimiz çıkıyor. Onu da içine atıyoruz. Üst kapağını da şu şekilde, onu da üstüne kapatıyoruz. Kapattıktan sonra sıra geliyor astar borumuza. Astar borumuz bu şekilde arkadaşlar. İki tarafında sargı sayısı aynı. Yani bir fark yok. Malzemesi üstler boruyla aynı. Hiçbir fark yok. Şöyle difüzörümüz 8 artı 1. 9 tane deliği mevcut. Birazcık sesli çalışıyor ama bence içimde güzel, tok bir içim mevcut. Bunu yan tarafa koyalım. Taktıktan sonra. Vidalı bir sistem. Difüzörü isterseniz çıkartıp kullanabilirsiniz. Şuna gelelim. Arkadaşlar bu aşağı tahliyeyi uzatan boru diyelim, aparat diyelim. Arkada da güzel bir müzik çalıyor. Vallahi. Şöyle alttan takıyorum arkadaşlar. Bu gold chamber için yapmışlar zaten. Aynen. Muhtemelen. Yani tahliye daha rahat yapsın diye. Çünkü tahliyenin deliği yukarıda olduğundan dolayı şöyle bir uzatma şekli oluyor. Evet. Yani güzel ama tabii tartışılır. Bu son zamanlarda ben Mr. Edison'in joystick takımında çok görüyorum. Uzatıldı şey, falan filan diye. Aynen. Muhabbet bayağı dönüyor bu ara. Bunu da böyle takıyoruz. Takım sadece bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tepsisini takayım. Tepsinin üstünde geçme meçme vesaire bir şey yok. Şunu tepsini adı şöyle... Tarafa. Geliyor mu kanka? Tepsini böyle geçiriyoruz. Sonra tepsi de bu şekilde şu tarafa koyuyoruz. Şöyle üstten. Az bu tarafa giriyoruz. Şöyle. Heh. Çevirerek tepsimizi takıyoruz. Ve takımımız tamamlanmış oluyor. Bir arkadaşlar o zaman camımıza suyu koyalım. Lülemizi dolduralım. Bir içimine bakalım o zaman. Arkadaşlar biz setuplarımızı kurduk böyle güzelce. Nergilemizi oturttuk. Duman sen de kamera arkasındaydın. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Kankacım. Ben özelliklerimle kısaca bir bahsedeyim. Sen de hiç. Arkadaşlar Mechanica Smoke 304 çelik bir Rus takımıdır. Tahliyesi tek gördüğünüz şekilde bir tane var. Ama üstlerinde 6 tane de 8 tane deri mevcut. Yani güzel bir tahliyesi var benim hoşuma gitti. Ha bunların artıları eksileri neler? Onlar teker teker hepsini değineceğiz. Kanka takım hakkında düşüncen nedir? Kanka takım yani gerçekten güzel bir takım. Bu arada şunu da biliyorsun. Tabi. Şöyle kapatalım. Kapat bakalım. Takım yani takımı zaten bir süredir kullanıyoruz arkadaşlar. Aynen. Bir aya yaklaştı mı? Bir ay oldu kanka. Yani bir aydır falan kullanıyoruz. Yani gerçekten benim çok memnun eden bir takım. Hem görüntüsü olsun çok böyle nasıl diyeyim İçimi toplu fesle. Aynen çok güzel yani. Yani bir de modüler bir takım gibi düşünün yani böyle söküp takması insana zevk veriyor. Zevkli bir de kanka parçası az yani. Yani ben takımlara göre böyle bir tomar parçası yok böyle yok onu tak yok bunu tak filan. Yani direkt takıp kullanabiliyorsunuz. Aynen difüzörü de çok güzel. Yani içim olarak benim en sevdiğim içim tarzına sahip top biraz böyle.
Yani çok hafif değil. Çok hafif içince ben içtiğim Ben de anlamıyorum. anlamıyorum. Artık eskisi gibi ya, tok içi şey hafif içimi sevmiyoruz. Tok içim biraz daha hoşumuza gidiyor bizim. Sesi de zaten yani şu an duyuyorsunuzdur. Şöyle bir göstereyim. Biraz fokurdu var. Yani birazcık böyle silah sesini alır böyle. Aynen. Ta 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 ta. Güzel bir sesi var. İstesin sana bilir. Ver kanka. Kanka istersen tepsiden aşağı doğru inelim. İnelim. Şimdi tepsi hakkında düşüncelerin nedir? Malzeme kalitesi seni memnun etti mi? Veya kolayca çırpılır mı? Bir şey yapıyorlar mı? Yani tepsisi güzel arkadaşlar. Çok böyle yani ayarında bir büyüklüğü var yine söyleyelim. Yanlar böyle direkt bombeleştirmişler. O güzel olmuş kör çırpmak için. 304 çelikti galiba tepsisi de. Yalnız arkadaşlar tepsi yanıyor. Şu an nasıl gösterebiliriz? Yani bir resim video koyarız biz. Aynen. Köz koyduğumuz birazcık yerler sararıyor gibi rengi böyle. sararıyor. Aynen biz de onu fark ettik. Birazcık sararıyor. O da büyük ihtimal malzeme şeyinden. Hani bizim tepsi mi yahu? Ben anlamadım. Yani Şu an tepsi ben de fark birazcık böyle ettim. bombeli duruyor. Onu da söyleyeyim ben. Sen fark ettin mi oradan Köze bakınca? koyduğumdan mı oldu? Yok şu an bombeli duruyor. Ben buradan çok rahat görüyorum kanka. Allah Allah. Lan yamuk duruyor evet. Ben de görüyorum. Yani tepsisi yanıyor. Onun dışında yani görüntü olarak biraz hoş olmuyor ama tepsisi kullanışlı. Köz falan çırpılabiliyor. İşte maşanızı asabilirsiniz, koyabilirsiniz. Közlüğünüzün kapağını koyabilirsiniz. Yani tepsisi kullanışlı, kullanışsız değil Aynen. yani en azından. Güzel bir tepsisi var. Benim de hoşuma gitti. Yani yanların bombeli olması falan hani kül falan uçurmuyor. Şu an hatta ceylan yapıyor. Aynen. Hani küllerde oynama Hatta yok. biraz kapatayım. Közlerin kapaklarını falan koyduğunuz zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Biz maşamızı astık mesela. Aynen. İsterseniz böyle yan da koyarsınız. Hiç fark etmez. Bence malzeme kalitesi güzel. Şerbetlik uyumu yok. Ben bunu tekrardan söyleyeyim. Aynen. Vidalı bir sistem var üst tarafında. Yani çift taraflı vida var. İlk önce ser borusuna alt tarafını takıyorsunuz. Zaten önceki dakikalarda gördüğünüz şekilde. Evet. Sonra tepsiyi koyup üstüne vidasını yapıyoruz. Ama bence tepsiyi koyarken böyle orada Bir bir çıkıntı çıkıntı olsaydı değil olmasını mi? isterdim ben. Yani direkt çünkü tepsi koyduğunuz zaman böyle dengesini kaybedip Oynuyor. dınık diye hemen düşüyor. Üst taraf tutuyor. O bence benim için bir eksi. Aynen. Bir o eksisi var. Bir de işte yanıyor. O Yani. eksisi var. Başka da bir eksisini göremedim. Hani ısı şeye geçelim kanka. İstersen üst ser borusuna geçelim. Üst ser borusuna ne demek istiyorsun? Üst yer borusu arkadaşlar zaten takım hani boş şey yani basit görünüşlü bir takım hani boş demeyeyim şimdi yanlış olmasın. Burası o iyi ısınmış. Isınıyor. Bayağı Isınma iyi problemi ısınmış var bu arada yani. arkadaşlar. Yani uzun sıcaklık burada var ama şurada yok yani onu söyleyeyim. Şurada fazla yok. Buralar tutulmayacak gibi ama buralarda daha bir şey yok. Zaten Rus takımlarının arkadaşlar üst taraftan tutmazsınız şuradan. Yoksa bu Aynen. contadan çıkaracağından tutmanız daha sağlıklı olur. Ya içime bir etkisi oluyor mu sıcaklığını? Ben bir etkisini hissetmedim. Suya kadar indirmiyor. Yani boyu uzun olduğundan dolayı ben de Aynen. bir şey eksisini hissetmedim. Çünkü hemen soğuk soğuk geliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Böyle sıcak bir Aynen hava öyle. çekmiyoruz. Yani Union'la biz gömdük. Dedik ki yani ser borusu ince şey ince. Ama bence bu Union'unkinden bir tık daha iyi. Aynen bu Union'unkinden biraz kalın bir de yani difüzyon olması çok büyük etki Aynen. aslında. Union'unki kanka sanki şu Taliyesi'ninkinden bir tık büyükmüş gibiydi. Aynen talihesinden biraz aslında şunun gibi aslında tamam mı? Aynen değil mi? Tam hortum girişi kadar falan. Yani çok böyle büyük bir genişliği de yok ama ayarında yapmışlar. Tokluğu çok güzel. Güzel olmuş. Benim de hoşuma gitti. Yani malzeme kalitesi falan güzel. Mat bir rengi var. Tabii bunun işlemeleri olanları Aynen. da var. Sade bir de üstünde bir Tabii yazı isterdim ben. bu şey gibi. Yani ben de isterdim. Yani Yunan Okan incelemesinde söylediydik. Yani kaplama değiştikçe fiyat da değişiyor diye. Aynen burada da var. Bunda da üstünde işleme yapıyorlar. O zaman fiyat değişiyor tabii. 1200 ila 1500 lira bandında gidip geliyor fiyatlar. Şu an Aynen. sıfırda Türkiye'de yok herhalde. Yani Rus takım olduğundan fiyatlar biraz oynayabilir arkadaşlar. Belki daha ucuza bulabilirsiniz. Aynen. Belki çok daha pahalıya da bulabilirsiniz. İstersen aşağı göbek kısmına doğru çelim. Yani arkadaşlar göbek kısmında yine Mexanaka Smoke simgesi mevcut. Güzel bir Evet. işlemeyle yapmışlar. Üstünde 3 tane delik mevcut. Yani hortumun girişi, tahliye ve ser borusunun girdiği delikler. Evet. Tabi bunların boyları farklı farklı. Onları da söyleyelim. Hepsi aynı değil boyları. Aynen. Hepsi aynı değil. Hepsinin Sence yeri ayrı yani. Onu söyleyeyim. kanka böyle baktığın zaman göze hitap ediyor mu? Biraz daha şekilli çukullu olabilir miymiş? Ya bence gerçekten göze çok hitap ediyor. Çünkü benim çok sevdiğim bir görünüşe sahip. Biraz daha endüstriyel bir görünüşü var. Benim hoşuma gidiyor görünüş olarak. Yani burada bir işleme, bir yazı ister miydim? Biraz isterdim yani. Aynen. Güzel Ki olurdu öyle olan bence. modelleri de var ama. Aynen. Hani bence güzel bir takım. Güzel, Zarif görünüşü duruyor. de güzel. Tahliyesini Tahliyesine vesaire. geçelim istersen. Arkadaşlar 8 tane deliği var. Hani Evet. bence ben buna çift kademeli bir tahliye demek istiyorum. Niye? Şimdi diye üflediğim zaman yani hafifçe üflediğim zaman içini boşaltıyor. Ama şimdiki sesi dinleyin. Video Bilye oynuyor. içeride böyle yukarı aşağı gidiyor arkadaşlar. Yukarı aşağı gittiği zaman lüleye hava çıkartıyor. Yani bence güzel bir Güzel. şey olmuş, hareket Özelliği güzel. olmuş. Benim hoşuma gitti.
İçeride yani, de bir şeffaf bilyesi var. Sen ne diyorsun, düşünüyorsun kanka? Kalyesi arkadaşlar Colts Chamber'ı gayet başarılı çalışıyor. Yani az önce Mert tekrar istersen yap. Kalyesi gerçekten başarılı. Colts Chamber'ı tek nefeste yapabiliyor. Ama tek nefeste sağlam... de böyle yarım nefeste bence yapıyor kanka. Yani yarım daha nefes civarı. Tam böyle bastığınız zaman da o böyle değişik bir ses var ya, turbo sesi gibi. Şu an duymuşsunuzdur zaten. O çok insanın hoşuna gidiyor. En azından benim hoşuma gidiyor. Harbiden böyle etmesi bence güzel yani. Tabii bunlar zevkler reklam ama böyle tabii, bir şey diyemem. Tabii yemeğinde olabilir. Tabii. Ama güzel bir tahliyesi mevcut yani. Aynen, ben öyle. Bu takımdan bu kadar tahliye ben beklemiyordum yani. Ve bu kadar hızlı şey yapacağını düşünmüyordum. İstersen kanka hortumun giriş kısmına geçelim. Arkadaşlar böyle yamuk. Hafif yamuk L şeklinde bir çıkıntısı mevcut. Aşağıda da uzatması mevcut. Aynen. Yani tahliyede bir deli şey yok. Uzatma vesaire yok yani. Tahliyesi gayet iyi. Ama şey kısmında, hortumu kısmında bir uzatma mevcut. O da bence işte hani close chamber'ı tam yapabilsin diye. Çünkü hani her cam, özel bir cam olmadığı aynen. için her cama takabiliyorsunuz arkadaşlar. Camlar da bayağı değişkenlik gösteriyor. Böyle olanı var, hani işte düz olanı var. O da tam tahliyeyi yapabilsin diye yapmışlar muhtemelen. Bence yani güzel doğmuş. Güzel olmuş, aynen. Belki çıkartsak fark ettirir mi? Çekimde veya hava tahliyesinde bence fark ettirir. Ben onu yani söylemek istiyorum. Hiç denemedik ama. İstersen alt serborumuza doğru geçelim kanka. Geçelim. Alt serborumuz, üst serborumuz da aynı kalınlığa sahip. Yani aynısının evet. kısası biraz. Aynen, aynısının kısası. Belki bunları yer değiştirebilirsek bence öyle bir şey olabilir. Ama bu sefer de suyu daha az koyarsınız. Daha hafif olur o zaman. Bence daha hafif olur. Orijinali daha iyi bence. Yani. 8 tane, 8 artı 1, 9 tane deliğimiz mevcut difüzörde. Evet. Onları söyleyelim. Yani güzel çalışıyor. Difüzör çok güzel. Güzel. Sessiz değil arkadaşlar. Onu biraz söyleyelim. Biraz sesli bir takım. Biraz da top bir takım. Hani çok sessiz ve çok nefes gibi bir takım istiyorsanız size göre bir takım değil bence. Bence top için 10 numara ideal bir takım. Yani. Bir de bu arada arkadaşlar biz şunu fark ettik. Camları değiştirince içimin topluğu değişiyor. Yani biz forumlarda çok gördük. Bazı kişilerde de çok duyduk. Diyorlar ki bombeli cam üçgen camdan daha rahat içim sunuyor. Yani biz bunun ikisi olduğundan dolayı biz denedik. Hani sence hangisi daha iyi içim yapıyor? Yani benim hoşuma giden içim kesinlikle bu cam. Hani, daha tok. Yani daha bir tok geliyor. Bize mi öyle geliyor artık bilmiyorum ama herkes de tersini yazmış. Bize aynen. bir şey oldu acaba? Bilmiyorum artık yani. Biz suyunda bize normal göre... ideal derecede koyuyoruz onu. Aynen tam difüzörün biraz bir parmak üstünde şu an. Yarım santim falan işte. Aynen bir parmak üstünde öyle diyelim. Yani Duhan bu camı daha çok seviyor. Ben de daha çok seviyorum. Yani içinde biraz daha tok his veriyor. Üçgen cam bence biraz daha hafif. Aynen onun sesi bile değişiyor arkadaşlar. Gerçekten. Aynen. Mesela Union Oka buna koyduğumuz zaman takı 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 vuruyordu. Union Oka üçgene koyduk. Böyle sesi iyice sessizleşmeye başladı. Aynen öyle. Difüzörlü gibi ses çıkarmaya başladı. Yani tabii bunlar değişir. Tok içim istiyorsanız bence bu cam daha iyi. Ben onu da söyleyeyim. Görünüş olarak da benim daha çok hoşuma gidiyor. Yani görünüş olarak tabii kanka biraz daha güzel duruyor değil mi? Yani siyah cam o üçgen bizim. O da içeride zaten. Hani tabii bunlar zevkler renkler. Birisinin hoşuna siyah gider, birisinin şeffaf gider. Tabii ki. Onlara bir şey diyemeyiz. Tabii buna istediğiniz gibi değiştirip yani ona göre tasarım yapabilirsiniz. Göbekten geçme olduğu için yani Konya demişim. Kahveci takım şişesine bile oturur yani. Oturur. Standart zaten ölçüleri. Yani şişelerin fiyatları da 100'den başlayıp böyle en son Stimulation ki 700 liraydı işte. Aynen. Hortumuna geçelim. Arkadaşlar biz hortumunu değiştirdik. Softaç bir hortumu aldık. Ekstra benim aldığımda Mark 3 yoktu. Mark 3 aldım ben ekstra. Biz bunu ikinci el aldık. Arada. Aynen. Şöyle. Takım ikinci el aldık. Buraya da buradan selam olsun. Yani hortumu siyah bir hortum çıkıyor. Normal klasik bildiğiniz 1 metrelik bir hortum çıkıyor. Bundan kısa. Mark 3'ü de hani bir değişik bir Mark 3 var. Düz. Aynı bunun şeklinde diyelim. Ama vidalı bir sistem var. Ortasında böyle 10 santimlik bir vidalı sistem var. Onu takıp böyle sanki nasıl diyeyim ağızlık olmuş gibi oluyor yani. Sipsi aynen. gibi bir şey oluyor. Dümdüz arkadaşlar çelik boru düşünün böyle. Burada biraz daha incelterek böyle ağza uygun yapmaya çalışmışlar böyle aynen. vidalı bir şekilde. Güzel olmuş o yani. Güzel olmuş. Yani tabii bunlar zevkler renkler hoşunuza gitmeyebilir. Onu da söyleyelim. Yani 1200 ila 1500 lira bandında bir takım. İçimi hakkında ne düşünüyor kanka? Yani içimi gerçekten ince. Fiyatına göre yani alınabilecek çok iyi Rus takımlarının diyebilirim. Yani benim de çok hoşuma gitti. MSRP'ye ben de çok düşündüm bir nasip olmadı. En sona nasip oldu. Aldım ben de. Yani kullanıyoruz. Çok da memnunum ben. Takımı da seviyorum. Sıfırını da bulamadık bu arada. Yani sıfırı da bulamadık Duan dediği gibi. İkinci el aldık biz de. Hani sıfırı da 1200 lirayla 1500 lira arasında bandında. Tabii bu yani çok nargile var. Yani tabii isim ki. Vermek istemiyorum. Marka vermek istemiyorum. Bir ton marka var. Bir ton marka var. Yani tabii bunlar zevkler renkler. Ona bir şey diyemem. Yani bunu işlemeye hoşunuza gider onu alırsınız. Ama bence
Buna ben 1200 değil de 1300 lira diyeyim şöylesine. Yani 1300, yani 1300 liralık bence hak eder. Benim kendi şahsi fikrim. Ha bu 1500 olsaydı ben 1500 liraya buna bağlamazdım. Yani 1200-1500'e kadar aslında şeyleri var, bu desenleri var. Aynen. Onlar daha güzel yani. Öyle bir takım beni alırdım. Yalan yani yok. Sadece ekstra fark ne oluyor? Sadece desen oluyor. Geri kalan her malzemesi aynı. Hiçbir farkı yok. Onu da söyleyelim. Hani sen ne düşünüyorsun kanka? 1200 lira buna verir miydin veya 1300 lira? Verir miydin? Ya vallahi ben diyeyim, ben 1500'e kadar çıkardım buna. Görüntüsü çok hoşuma gidiyor gerçekten. Endüstriyel tasarım. Yani şimdi siz de diyeceksinizdir, VZ var. Bilenler bilir. O da Rus. Aynen. VZ bence biraz ona benziyor. Arım satıyor, evet. Aynen. VZ'yi de çok severim bu arada görünüş olarak. Hiç içmek nasip olmadı daha ama inşallah bir gün o da elimizden geçer diyelim. O zaman fazla bir demeye şey kalmadı kanka. Yani. Arkadaşlar bizi izleyenlerin %80'i abone değil kanala. Abone olursanız çok teşekkür ederiz. Aşağıda da hemen abone ol butonu var. Abone ol'a basıp yandaki zil uygun emojisine bastığınız zaman son videomuz direkt size bildirim olarak düşer. Evet. Yine Doğan sen söyle kanka. Instagram'dan. Instagram'dan da arkadaşlar bize yazabilirsiniz. Çünkü hani attığınız yorumlar bazen spam atıyor, bazen de geç düşüyor. Hani bildirim gelmiyor bize. Göremeyebiliyoruz. Hani bu çok başımıza geldi gerçekten. Instagram'dan yazarsanız daha hızlı dönüş yaparız. Bir de hani tütünü falan soranlar oluyor. Onları da yani Instagram'da bazı yerlerin yaparsanız şeylerini vermiyoruz, markasını falan vermiyoruz. Tabii mesela bize yararı olan insanların ben her zaman reklamını yaparım. Tabii. Mesela Mahir abim Koca Türk Nargile. Nargileciden.com. Yine reklamını yapayım. O lileyi, közümü falan, közümü, maşamı hep ben oradan alırım. Yani biz hep geldi. Hep oradan alırız. Hiç değişmeyiz. Zaten ilerleyen zamanlarda da yine Mahir abimle güzel planlarımız var. Yine Mahir abime de buradan selam olsun. Selam olsun Mahir abi. O zaman fazla uzatmaya gerek yok. Yine arkadaşlar YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Yavaştan bitiriyorum o zaman. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi dumanlamalar dileriz.